arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlerle çok cici bir bebek yeleği çalışacağız yeleğimizi örmeye roba kısmından başlayacağız sonra pembemizde beyazımızda gövde kısmında modelimizi örerek ilerleyeceğiz örmesi çok 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 kolay bir çalışma olacak inşallah Erkek bebeklerimize de, kız bebeklerimize de yapabilirsiniz. Kollarını gördüğünüz gibi eğer devam ederseniz ceket olarak da yapabilirsiniz. Ben yelik olarak çalıştım. Sizler tamamen ihtiyaca ve zevkinize göre çalışabilirsiniz. Her iki rengimizden de bir arada ip lazım. Ben bebek ipi kullandım ve iplerimden her iki renkten de kaldılar biraz daha büyük örmek isteyen arkadaşlarımız yine birer ip temin ederlerse güzel olur. 2,5 numaralı da tığ kullandım. Şimdi ölçülerimize bakalım. Omuz kısmından ölçüyorum ve şöyle 28 santim uzunluğunda olduğunu görüyorum. Şöyle gövde kısmını ölçtüğümde ise 29 santim gövdesinin genişliğini görmekteyiz arkasını çevirip bakalım. Bakın şöyle dilimli dilimli çok güzel oldu kenarları da modelimize uygun bir şekilde. Arkası da yine beyazımızla başlayıp modelimizin bütünlüğüyle şöyle devam etti. Biraz bulanık hemen netleştirelim. Evet. Çok kolay, çok cici bir çalışma. Hemen kolay gelsin diyelim ve başlayalım. Başlamadan önce minik bir de hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer kanalımıza abone değilseniz, abone olarak beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok mutlu edersiniz. Evet, hemen başlayalım. Yeleğimizi örmek için Nako'nun Cotenella ipini kullanıyorum. 100 gram ve 310 metreden oluşmakta. Biraz ince bir ip ve pamuklu, hoş bir ip. 1.75 mm'de tığımı kullanmaktayım bu ipimi örmek için. Evet şimdi iç kısımdan başlıyorum. Şöyle çekiyorum ipimi. Ve hemen roba kısmımızı örmeye başlıyoruz. Bölümlerini ayırarak görelim. İpimizin ince olduğunu hesaba katıyorum ve onun için sayılarımı birazcık daha büyük tutuyorum. Bir tane zincirim için şöyle zincirimi çekerek düğüm attım. Bunu zincirden saymıyorum. Ve başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Şöyle rahat rahat 12 tane zincirimi çekiyorum. Eliğimizin ön kısmı için. Şimdi kolumuz için 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13 ve 14 tane zincirde kolum için çektim. Yeniimizin arkası için 20 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. Şu rahat rahat çektim. Tekrar diğer kolumuza geldim. Diğer koluma 14 tane. 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Son olarak ikinci önümüzü 12 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Evet, ileğimizi bölümlerine ayırarak zincirimizi çektik. Üst sırada trabzanımızı örmeye başlayacağız. Hiç sıkıntıyla karşılaşmadan hepsini güzel güzel yerleştireceğiz. Evet şimdi trabzan sıramıza geçelim. Bir iki tane zincir geri geliyorum. Bakınız iki tane zincir ve iki zincir ilave ediyorum. Bir iki tığımı başında doluyorum. Geri çekildiğim ikinci zincir içerisine giriyorum. İki defa da örüyorum. Bakınız bir ve iki. Evet şimdi burada hiç e, zincir kaybımız olmayacak. Bu iki tane zincirimizde çekip geri döndüğümüz için 12 tane trabzan olana kadar zincirlerimizi birer birer örelim. Tığımın başını doluyorum. Bir sonraki yuvaya hiç atlamadan giriyorum. Başını dolayarak 2 defa da örüyorum. 1 ve 2. Başını doluyorum. 1 ve 2. Başını doluyorum. İkili trabzan yapıyoruz sevgili arkadaşlar. Çok güzel güzel örelim. Toplamda 12 trabzanım olana kadar örüyorum. Önümüz için 12, kolumuz için 14, arkamız için 20 tane zincirimizi hazırladık. Sayalım. 2 4 6 8 10. 2 tane daha örüyorum. 11 ve 12. 12 trabzan saymak isteyen dostlarım için şöyle açıyorum 12 trabzanımı ördüm 12'nin üzerine bölüm arasını belli edecek ve diğer sıralardaki artışımıza yarayacak zincirimizi çekmeye başlıyorum 1 2 3 tane zincirimizi çekelim tığımı başını doluyorum aynı yere değil bir sonraki zincir yuvasına bakınız 14 tane kolumuz için zincir çekmiştim onun için aynı yere değil bir sonraki zincir yuvasına girerek batıyorum ve buradan ardı ardına 14 tane trabzanımı çekiyorum. Birinciden başladım, ikinci, üçüncü. Saymamıza gerek yok, 14 olana kadar devam ediyorum ben. 14 tane trabzanımı ördüm zincirimden sonra. Şimdi 14. trabzan üzerine 2, 3 tane zincir çekelim. Burada 3 tane çekmiştik. Bütün zincirlerimiz aynı olacak. 3 zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3. 20 tane trabzanımızı da arkamız için hazırlamıştık. Aynı yere batmıyorum. Bir sonraki bakınız. Bir sonraki trabzanıma batıyorum. Ve yeleğimizin arkasını oluşturacak ilk sıraya başlıyorum. Toplamda 20 tane trabzanımızı örelim. Bir defa dolayıp bir, iki defa da kapatıyorum. Bir dolayıp 20 olana kadar örelim. 20 tane trabzanımı örerek geldim. 20. trabzanımın üzerine yine 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Aynı yere değil bir sonraki yere batarak ikinci kolumuzu örmeye başlıyorum. İkinci kolumuzla 14 trabzanımız olacak. Kollarımız 14, önlerimiz 12 trabzandan oluşmakta. Ara zincirlerimiz 3'er tane olacak ve robamız bitene kadar bu böyle devam edecek. Hepsinde 3'er 3'er. Şimdi 14'ü tamamlayana kadar devam ediyorum. Birkaç tane daha yapınca yeter olacak sanırsam konuştuğum için sayama, sayamıyorum. Evet şimdi sayalım. 2 4 6 8 10 12 13 bir tane kalmış. 14. 14'ü de tamamladım. 14. trabzanımızın üzerine de yine 3 zincir çekelim. Ve son 12 tane zincirimiz kaldı. Her birine birer trabzanımızı örerek önümüzü tamamlayıp birinci sıramızı da bitirmiş olalım. Bakın hepsi 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 9 10 Bakın zincirimizi bu şekilde saydığımız zaman hiç sıkıntı olmayacak. 11 ve 12 Ne fazla ne eksik hiç sıkıntı olmadı ve bu şekilde tamamladık. 12 trabzan önümüz 14 trabzan kolumuz 20 trabzan yeleğimin arkası tekrar 14 kol 12 ön olarak ilk sıramı bitirdim şimdi ikinci sıramıza geçelim 3 zincir çekiyorum 1 2 3 çeviriyorum tığımın başını doluyorum hemen dibine bakın lütfen bana dikkat edin hemen dibine bir tane trabzanımı örüyorum trabzanlarımızın hepsini iki defa da alıyoruz ve birer birer ve bu bu trabzanımızı iki tane gibi görünmekte ama bitişte sadece şu arasına batacağız bir trabzan olarak sayacağız ve birer birer her birine örüyorum birer birer ilerlemekteyim hepsinin üzerine battım ve son olarak trabzanı en sondaki trabzanımı da ördüm. Şimdi zincirimin bulunduğu noktaya geldim. Hepsini birer birer bakınız şu şekilde ördük. Zincirimin bulunduğu noktada 1 ve 2. 2 tane trabzanımızı artma için ördük. Araya 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Şurada ipim hemen dolaşır gibi oldu dolaşmasına izin vermeden problemi çözüyorum tekrar bu araya iki trabzan daha örüyorum ve kolum için olan artışımı da yapıyorum önce ördüğümüz önümüz için zincirden öncesi zincirden sonrası da kolumuzun artış yeri olacak ve birer birer trabzanlarımı örerek devam ediyorum hepsini birer birer örüyorum Kolumuzu da birer birer örerek geldim. En son trabzanı da tamamladım. Şimdi zincir içine giriyorum. 1 ve 2. 2 kolum için artışımı yapıyorum. Araya 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Ve tekrar buraya aynı zincir içerisine 2 tane daha trabzanımı örüyorum. Kolumla arkamın olduğu bölümü şimdi örüyorum. Önümüzü ördük kolumuzu ördük. Şimdi arkayı da bütün trabzanlarımızı birer birer örüyoruz. Yine zincirimin olduğu yere geldiğimiz zaman iki tane trabzan, 3 zincir, iki trabzanımı bu zincir içerisine örüyorum. Sonrasında yine bütün trabzanlarımı devam ediyorum. Kolumla önüm için olan bölüme de tıpkı buradaki gibi iki trabzan, 3 zincir, iki trabzan örüyorum. Önümü de ördükten sonra ikinci sıramı artışlarımı yaparak tamamlamış oluyorum. Yeleğimizin robasının ikinci sırasını da tamamladım. Şimdi üçüncü sıramıza başlayacağız. Aynı zamanda daha tam olarak bitirmedim. Son trabzanı sizlerle birlikte çalışmak istiyorum. Son trabzanımızı çalışıp üst sıraya birlikte geçelim. Bakınız birer birer ördüm. İkişer ikişer artışımı ve aradaki üç zincirimi çektim. Son şurada zincirden döndüğümüz trabzanımız vardı. Bakınız ilk sıramızın ilk başlangıcında tığımın başını doluyorum ve bunu örmeyi unutmuyorum. Bakın bunu nasıl kontrol edebilirsiniz? Eğer e, aklınıza takılırsa yeni başlayan arkadaşlarımız için hatırlatmak istiyorum sadece. Bilenler hemen devam edebilirler üst kısma. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 tane trabzan olması lazım. İki, i̇kinci sıramızda burada 12 ile başlamıştık. 2 artışımızı yaptık. 14 tane eğer 13 ise buradaki son trabzanımızı örmemişler. Örmemişsiniz demektir yani. O yüzden bunu kontrol edelim. Bundan sonra sıralarda zaten hiç problem yaşamadan devam edeceksiniz. Evet şimdi 3 zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3. Örgümü yönünü çeviriyorum. Tığımın başında olup hemen dibine batıyorum. Bakınız dibine. İlk trabzanımın bulunduğu yere batırıyorum Şöyle bir olarak da göstermek istiyorum. Ve sonrasında birer birer batıyoruz. Burası iki gibi oldu ama bitişte tek batacağız. Tıpkı şurada da çalışmıştık. Bakınız buranın bitişini de nasıl olduğunu orada görülecek. Bitişimiz ve başlangıcımız. Şimdi artış yerine kadar trabzanlarımı örüyorum. Hiç farklı işlem yapmadan. Sadece trabzan üzeri trabzan arkadaşlar. Bir dolayı iki defa da Çekiyorum. Artışlarımızı yine 2 trabzan, 3 zincir, 2 trabzan olarak yapacağız. bunu da batım. Ve zincirme bulunduğu yerdeyim. 2 tane trabzan. 1 ve 2 1, 2, 3 zincir. Tekrar 2 trabzan boşluğa örelim ve kolum için geçiyorum. Evet artışlarımızı tıpkı ikinci sırada yapmış olduğumuz gibi örerek sona kadar gelelim. Üçüncü sıramızı da her bir bölümde ikişer ikişer artışımızı yapıp trabzanlarımızı birer birer örerek yani üzerlerine batıp tamamladım. Şimdi en son e, trabzanımın bulunduğu yerdeyim. Şimdi bakınız burada başlarken bir zincirimizi çektik. Bir de aynı yere trabzanımızı örmüştük. Şöyle görünüşte iki gibi şöyle birazcık daha açayım. Bir zincirimiz bir de trabzanımız vardı. Şimdi buraya iki defa değil bir defa batıyoruz. Tığımın başını doluyorum. Tam ortalıyorum. Bakınız ortaladım. Şöyle tekrar göstermek istiyorum. Tığımın başını dolayıp ortalayıp aradan giriyorum ve örüyorum bu şekilde düzgün bir kenara ulaşacağız üzerine 1 2 3 bitişleri bu şekilde başlangıçları ise şu şekilde hemen göstereceğim gibi tığımın başını dolayarak kendi dibine zincirin dibine batıp bir iki de alıyorum diğerlerini birer birer örüyorum ve aralarda iki iki artış yani iki trabzan 3 zincir iki trabzanımız örüp buraları dümdüz birer birer üzerlerine örüp tekrar iki trabzan 3 zincir, iki tırabzanın şu zincirimizin içerisine örüyoruz ve robamız yeterli ölçü olana kadar örmeye devam ediyoruz. Robamızı artışlarımızı yaparak örmeye devam ettim ve bu şekilde tamamladım. Şimdi kaç sıra ördüğümüze bakalım. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 8 sıramızı ördüm. 9. sıramıza başladım ve 9. sıramızdan itibaren kollarımızı gövdemizden ayıracağız. Ben şöyle ön kısmında örerek geldim. Yine aynı şekilde başladım. Birer birer ördüm. Tam artış yerine geldim. Artış yerinde de 2 tane artışımı yaptım. Ve buradan kol altı için zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane zincirimi çekiyorum. Kolumu büküyorum. Buradan da örerek geldim. Bakın şöyle tutuyorum ki rahat sayabilin diye. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. sırada kol birleştirmesi yapıyorum. 6 zincirimi çektim. Tığımın başını doluyorum. Artış yerine girerek 2 tırabzanımı örüyorum. 1 ve 2. Birer birer devam ediyorum. Şimdi arkadan... Diğer koluma kadar şöyle bakınız arkaya geçtim zincirimi çektikten sonra sona kadar geliyorum. Yani şöyle kolumun bulunduğu yere kadar gelelim. Arkamızı da örerek ilerledim. Bütün trabzanlarımızı birer birer ördüm. 2 tane de artışımı yaptım. Yine 6 zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tığımın başını doluyorum ve iki tane trabzanımı buraya da örüyorum. Bir ve iki. Sonra kalan önümüzü de birer birer örelim. Yine aynı yerlerine batalım. Böyle üzerlerine bata bata trabzanlarımızı örelim. Evet sıramızın sonuna geldim. En son trabzanımı da ördüm şu şekilde bir zincirimi çekiyorum ve ipimi burada kesiyorum açık renkli pembemi alıyorum bir tane zincirimi çekiyorum ipimi kopardığım yönün tam karşısındaki yönden başlıyorum burası örgümün düz yönü buraya sabitliyorum kendimi tığımın başını doluyorum bu bir iki üçüncüye batıyorum tığımın başını dolayarak üçüncüye battım 1 2 ve 3 3 tane trabzanımı ördüm 1 2 zincirimi çekiyorum aynı yere 3 tane trabzanı örüyorum 1 2 3 Evet, yapmış olduğumuz işleme bakalım. Başlangıç yerimize bir tane sık iğne ile bağlandım. Birinci, ikinci, üçüncüye üç trabzan, iki zincir, üç trabzanımı ördüm. Şimdi bir, iki, üçüncüye gelerek sık iğnemle batıyorum. Tığın başını doluyorum. Bunu bir diye sayıyorum, sık iğnemin olduğu yer. Bir, iki, üç. Çok fazla uzaklaşmak istemedim. İki. 3 3 tane trabzan 2 zincir aynı noktaya 3 tane trabzanımı örüyorum 1 2 3 ve şimdi sık iğnemi öreceğim 1 2 3 3.ye battım ve sık iğnemle tamamladım ve devam ediyorum hep bu işlemimizi devam edeceğiz bir sık iğne bir trabzan grubumuz sığımın başını doladım İlk modeli kuracağım için çok fazla ara açık olsun istemiyorum. O yüzden sık iğnemi bulunduğu yerden bir tane saymıştım. Bunu da ayrı sayıyorum. 1, 2, 3. Yani bunu istediğiniz sıklığa, genişliğe göre ayarlayabilirsiniz. Şurayı birazcık daha sıkı tutuyorum. 1, 2, 3. 2 trabzan, 3 trabzan. Araya iki tane zincirimi çekiyorum. Tekrar aynı noktaya 1 2 ve 3 1 2 3 sık iğne tığımın başını doluyorum sık iğnemin olduğu yerden sayıyorum bu kez 1 2 3 isterseniz sık iğneden sonra da sayabilirsiniz ama ben daha güzel yerleşsin diye istiyorum 1 2 3 3 tane trabzan Burası modelimizin yerleşme aşaması olduğu için daha güzel özenli yerleştirmemiz gerekmekte. 3 tane de trabzan olana kadar örüyorum ve tekrar sayıyorum. 1 2 3 1 2 3 Tığımın başında doluyorum Bu kez battığımı saymıyorum. 1 2 3 2 3 1 ve 2 aynı yere batıyorum. 1 2 3 1 2 3. Hemen şuraya batıyorum sık iğnemi. Tığımın başını doluyorum. Bu battığımla birlikte 1 2 3 şuraya kol altına modelimi yerleştiriyorum. 1 2 3 2 tane de zincir aynı yere tekrar ve bu işlemimizi sıramız tamamlanana kadar örüyoruz. Çok çok güzel bir çalışma olacak inşallah Evet şimdi hemen ilk sık iğnemi bulunduğu ilk trabzanın olduğu yere bir sık iğne batıyorum ve 1 2 3 burada sık iğneden sayalım 1 2 3 arkaya geçiş olduğu için fazla ayrık olmasın. Aynı yere batıyorum. 1 2 3 1 2 3 sık iğnem ördüm ve bu şekilde modelimizi uygulayarak sona kadar devam edelim. Sıramızın sonuna kadar modelimizi yerleştirdik. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken tek bir noktamız var. Öndeki her iki model sayımızın eşit olması lazım. Bakın şimdi şöyle sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, kol altındaki ile 6. Alt. Evet bu şekilde ayarlayalım. Şöyle bakınız. Her iki öndeki model sayımız aynı olmak zorunda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buna dikkat edelim. Ve şimdi en son modelimizi de yerleştirdim. Sıramızın başına geliyorum. Şu kısma batıyorum. trabzan ördükten sonra bir tane de zincirimi çekip ipimi buradan yeniden kesiyorum. Ve tekrar. Şuradaki ön kısma beyaz rengimi alarak geçiyorum. Bu modelimizde her sırada ipimizi keseceğimizi daha önce belirtmiştim. Çünkü hep ön yüzden konması gereken bir model. Mecburen tek sıra ördüğümüz için devam edemiyoruz. Bir tane zincirimi çekip düğümümü atıyorum ve şöyle görmenizi istiyorum bir yakından. Bakın arkadan da bu şekilde kol altımız ve diğer önümüz. Evet şimdi önümüze başlıyorum. Şuradaki bir tane sık iğne ördüğüm yere geliyorum. Şu kısmı batıyorum. 1 2 3 Zincirimi çektim. Tığımın başını doluyorum. Aynı yere 3 tane trabzan örüyorum. 1 2 ve 3 3 trabzanımızı ördüm. Bir de zincirden olan grubumuz var. Tam ortaya zincir çekmeden ortadaki iki zincirin içerisine geliyorum. Sık iğnemle batıyorum. Yine zincir çekmeden tığımın başını doluyorum. Ortadaki sık iğnemin içerisine 3 tane trabzanımı örüyorum. 2 ve 3. Araya 2 tane zincirimi çekiyorum. Tekrar aynı yere girerek 3 tane trabzanımı örüyorum. Bir önceki sırada sık iğne batırdığım yerlere üçer trabzanlarımızı yerleştireceğiz. Ve 3 trabzanı tamamladıktan sonra 2 zincirimin içerisine girerek bir tane sık iğne örüyorum. Tığımı başını doluyorum. Yine aşağıya giriyorum. 1 2 ve 3 2 tane zincir aynı noktaya giriyorum. 1 2 3. Tekrar iki zincirin içerisine sık iğnemle batıyorum. Bakın bu şekilde aralara 3 tane trabzan, 2 zincir, 3 trabzanımızı örüyoruz. Bu tepe noktaya ise sık iğnemizi batırarak sona kadar ilerliyoruz. Yeleğimizde modelimizin ikinci yerleşimini yaptım. Sona kadar geldim. Sonuncu işlemi birlikte çalışalım. Diğer başlangıçta bakınız yarım model olarak çalışmıştık. 3 trabzan ve bir tane de zincir grubumuz vardı. Bitişte ise aynı yere 4 tane trabzanımızı örerek tamamlayacağız. Şu kısma bakınız şuradaki bölümümüze tığımın tamam, başını doluyorum ve giriyorum. 1 2 3 ve 4 bir tane zincirimi çekiyorum ipimi buradan kesiyorum ve tekrar örgümün düz yönüne yani başlangıç yönüne gelerek modelimi yani pembemi ikinci kez kuruyorum ve bundan sonra beyazlarımızı aynı bu şekilde kuruyoruz Pembemiz de şimdi öreceğimiz şekilde kurarak yeleğimizi tamamlıyoruz tığıma bir tane zincir çektim yani düğümümü attım ve burada zincirden oluşan ilk trabzanımın tepesine gelerek batıyorum ve buraya bir daha batarak kendimi sabitliyorum. Diğer modelimiz için yani beyazımızı buraya batarak öreceğiz. Sonrasında direkt tığımın tepesini doluyorum ve şurada görmüş olduğumuz sık iğnenin içerisine gelerek pembemizi yine aynı yere kuruyoruz. 2 ve 3 sık iğnelerin üzerine modelimizi kurarak devam ediyoruz. Şimdi 2 tane araya zincir. Tekrar aynı noktaya trabzanımı örüyorum. 1, 2 ve 3. Zincirimin içerisine gelerek sık iğnemi örüyorum. Tığımın başını doluyorum. Pembenin üzerindeki beyaz sık iğnemin içerisine girerek 3 tane trabzanımı örüyorum. 2 zincir, 3 trabzan ve sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Bitişi de birlikte çalışalım. Sonrasında hep aynı işlemlerimiz devam etsin. Sıramın sonuna kadar geldim. Yine buradaki en sondaki trabzanımın üzerine geliyorum. Batıyorum. Bir tane daha sık iğnemi battıktan sonra ipimi buradan kesiyorum ve beyazımızı biraz önce çalıştığımız gibi yeniden sıra başından kurarak yeleğimizi bir pembe, bir beyaz olarak örüp ilerliyoruz. Ne kadar güzel olduğunu da şöyle görelim bakınız. Çok çok güzel olacak. Evet, örmeye devam edelim. Bir beyaz, bir pembe sıramızı örmeye devam ettim ve yeleğim yeterli uzunluğa ulaştı. Şimdi şöyle bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 sıra beyazım var. 2 4 6 8 9 sırada pembem var. Bu şekilde örerek tamamladım ve ben kolumun bir tanesini şöyle ördüm. İki sıra pembe mi, bir sıra beyazı mı kullandım ve örmeye kol altından başladım. Diğer kolu da sizlerle birlikte örelim. Tığıma bir tane zincirimi çekip düğümümü attım ve kol altından örmeye başlıyorum. Kol altını şöyle ortalıyorum, buraya sabitleniyorum ve bir tane zincir çekiyorum. Tığımın başını dolayarak şuradaki görmüş olduğum boşluğa geliyorum, trabzanlarımı örüyorum. 2 ve 3 zincirimi çekiyorum tekrar araya giriyorum trabzanlarımı örüyorum 1 2 3 4. trabzanın tepesine bir tane sık iğneyi batıyorum tığımın başını doluyorum 1 2 3 4. giriyorum ve bu şekilde dördüncüye sık iğne dördüncüye trabzan gruplarımız şeklinde örerek başlangıç yerimize kadar geliyorum. Şöyle biraz kısa kolu ve güzel bir çalışma olsun. Sayıyorum. 1, 2, 3, dördüncüye batıyorum. Doluyorum. 1, 2, 3, dördüncüye batıyorum. Eğer kasacak gibi olursa yani şöyle çekecek gibi olursa 4'e değil şöyle 3'e de aralıklarla batabilirsiniz. Yani elinizin sık ve gevşek oluşuna göre böyle çekme olabilir. Çekmeye fırsat vermeyin. 4 değil 3'e de batabilirsiniz. Evet başlangıç yerime kadar ilerliyorum. Başlangıç yerimize kadar geldim. Ve yine başlangıç noktasında bir tane sık iğne ile battığım noktaya gelerek batıyorum. Bir zincirimi çekip ipimi burada kesiyorum. Ve modelimizin gövde kısmında çalışmasını yaptığımız gibi yine aynı tekrarları yaparak ilerliyoruz. Ben diğer kolumda 3 sıra ördüm. 2 sıra pembe var. Arada da 1 sıra beyazımız var. Beyazımızı da aynı şekilde bu gövdede ördüğümüz gibi örelim. Pembeyi de yine ördükten sonra kolumuzu tamamlayalım. Beyazın başlangıcını da göstermek istiyorum. Şu şekilde. Şöyle bakınız. Şuraya sık iğneden başlayalım tepesine. Burada sık iğnemiz olacaktı biliyorsunuz. Tığımın başını doluyorum. Kalan iplerimi alıyorum. Bu araya girerek 3 tane trabzanımı 2 3 iplerimizi arkada gizleme çalışması yaptım. Onları da tığımla öne doğru biraz ama ördükçe gizlenecek. 2 üçüncü ve son trabzanımı örüyorum 3 trabzan 2 zincir 3 trabzanı bu ara boşluğa ördüm ve tepe noktasına sık iğnemi ve yine araya 3 trabzan 2 zincir 3 trabzanımız örelim diğer pembeyi de örüp kolumuzu tamamlayalım Kolumuzun her ikisini tamamladıktan sonra önümüzün süsleme çalışmasını yaptım. Ee, sağ tarafı bakın aşağıdan yukarıya doğru ördüm, tamamladım ve şu şekilde ördüm bir sıra şöyle göstermek istiyorum bir sırayı trabzanlarımı ördüm bir sıra ise sık iğnemi trabzanımı sık iğnemi trabzanımı sık iğnemi şeklinde aşağıdan yukarıya doğru çıktım burası sağ tarafta sol tarafımızı ise yukarıdan aşağıya doğru örerek tamamlayacağız ki örgümüzün düz yönü düşsün şimdi zincirimizi bir tane çekelim tığımıza düğümümüzü atmış olalım ve hemen Yukarıdan aşağıya örmeye başlayalım. Şöyle tepe noktasına bakın, trabzanımızın tepesine giriyorum, başlatıyorum. Buraya sabitten bir tane de zincirimi çekiyorum. Karşı tarafımı şöyle kontrol ediyorum. Bakınız burada battım hemen şu iki trabzan arasına karşı taraflı e, dengeli yapalım ki birbirlerine eşit olsunlar. İki trabzanımın ortasına gelerek batıyorum bir Buraya şöyle ipimi de gizliyorum. 3 tane trabzanımı modelimizin içerisinde uyguladığımız sayılarımızı uyguluyoruz. 2 tane zincirimi 3 tane trabzanımı tekrar bu noktaya örüyorum. ve şöyle geçip bakın bir trabzan atlayıp diğer trabzan sırama batıyorum tığımın başını doluyorum burayı atlamış kabul ediyorum buraya 3 trabzanımı 2 zincirimi elimizin ölçüsüne göre çok a, büzdürmeyelim yani uygun olacak şekilde Atlamalarımızı yaparak çalışmamıza devam ettirelim. Hemen bu yanındaki atlayıp diğerine batıyorum. Tığımın başını doluyorum. Buraya atlayıp şu kısma batıyorum. Bakın bu kısım biraz uzak kaldı. Hemen şuraya geri dönüyorum. Bakın. Bu şekilde ayarlamalar yapalım. Çekmesine izin vermeyelim. Rahat rahat çalışalım. hemen şu kısma batıyorum şimdi tığımın başında oluyorum buraya giriyorum 3 trabzanım örüyorum takip eden yerlerde 3 trabzan sık iğne 3 trabzan sık iğne olarak aşağıya kadar inelim Yeleğimizin kenar tığlamasını örerek tamamladım. En son sık iğnemi batarak bitirdim. Bakınız bu uçta ve ipimi kestim. Şimdi sadece yakamızın bulunduğu kısım kaldı. Yakamızı bağcık çalışmak istiyorum. Düğme yapmak istemiyorum. Onun için şöyle bir tane zincirimi çekip düğümümü attım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekip bir mini halka yapıyorum. Şöyle yuva hazırladım. 1 2 3 zincir çektim tığımın başını dolayarak aynı yere giriyorum 1 2 defa da kapatıyorum aynı yere giriyorum 1 2 2 trabzan ördüm 3. trabzanım için yine tığımın başını bir defa dolayıp iki defa da çektim bir zincir 3 tane trabzanımız oldu zincirimizde 3 tane çektiğimiz zincirdi şimdi tekrar 1 2 3 zincir çekiyorum halkanın içerisine batıyorum. Hem başlangıçta hem bitişte üçer zincirimiz arada da 3 tane trabzanımız olacak. Yine bu batığım noktadan 3 zincir çekerek yukarı çıkıyorum. 2 3. Tığımın başını doluyorum. Bu noktaya 3 tane trabzanım örüyorum. 1 2 ve 3. 3 trabzanımı ördükten sonra 1 2 3 tane zincirimi çekip yine buraya giriyorum battım 3 tane zincir aynı noktaya giriyorum 3 tane trabzanımı örüyorum 2 3 bir dolayıp iki defa da çekiyorum sonrasında 1 2 3 zincir ve yeniden batıyorum 3 yapraklı çiçek ördüm ben dileyen daha fazla da örebilir üçüncü da tamamladıktan sonra 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 tane. Yani şöyle yaklaşık 15 santim kadar zincirimi çekiyorum. Çiçeğimin ucuna şöyle şuradaki ipimizi de kesersek çok daha güzel görünecek. Evet. Evet. Şimdi bu zincirimizi daha fazla da daha az da çekebilirsiniz. Bileğimizi çeviriyorum. Bakın bu yön olması lazım. Pembemin bulunduğu yere gelerek batıyorum. Buraya sabitledim bakın. Ve sonra tığımın başını dolayarak her bir trabzan arasına bir defa batıp bir defa da çekiyorum. Batıyorum. Tek seferde batıyorum. Tek seferde. Başını doluyorum tek seferde çekiyorum ve tam araya batıyorum şöyle tam aralıklı ışın dolayı tek seferde çekiyorum şu arayı atlıyorum araya batmıyorum ayrım yerimizi diğer tarafa batıyorum ve sona kadar bu şekilde devam ediyorum Yakamızın hepsini örerek tamamladım. Bir defa başını dolayıp tek seferde çektim ve pembe ile başladığım yere kadar yani yan tarafı ördüğüm yere de battım ve şimdi diğer tarafta ördüğümüz gibi zincirimizi çekiyoruz. 2 3 4 5 6 7 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Bunu biraz daha fazla çekelim. Şöyle birazcık daha fazla çektim bir uzunlu kısalı? Bir de geri döneceğimiz için. Şimdi bir, iki, üç, dördüncüye batalım. Şöyle iki katını alalım ve yuva yapalım. Bir, iki, üç. Çeviriyorum. Üç tane trabzanımı örüyorum. Tıpkı diğer çiçeğimi çalıştığım gibi 3 zincir 3 trabzan tekrar 3 tane zincirden oluşan çiçek yaprağımı tamamlıyorum zincirimi çektim dibe batıp tekrar 3 zincirle çıkıyorum ve yeniden 3 tane trabzan 1 2 ve 3 1 2 3 tane zincir batıyorum. 1 2 3 zincirle çıkıyorum 3 trabzanımı örüyorum 1, 2 ve 3 trabzanım ördüm 1, 2, 3 zincirimi çekiyorum şuradaki ilk zincirimle şu e, zincirimizin bulunduğu yere gelip buraya sabitleniyorum ve bir tane de zincirimi çekip iyice e, düğüm atıp kıvam getiriyorum yani sağlamlaştırıyorum çekiyorum ipi de arkaya gizledikten sonra kesiyorum ve tamamlamış oluyorum. Evet, yakaımızın kenar tığlamasını yaptım, bağcıklarımızı bağladım ve bir çalışmamı da bu şekilde tamamladım. Çok cici güzel bir yelek oldu. Örmesi de çok kolay, renkleri de çok tatlı. Aynı model erkek bebeklerimiz için de örebilirsiniz. Farklı renkler kullanabilirsiniz. Evet, beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.